Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Enbiya suresinin 6. ayetinden itibaren okuyoruz. Kâle teâlâ Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâha. Bunlardan önce biz helak ettiğimiz hiçbir kariyetin ehli iman etmemiş. Yani hani ayet istediler ya, فَلْيَئْتِنَا بِآيَتِنْ كَمَا اُحْسِلَ الْاَوَّلُونَ dedi ya, Yüce Allah diyor, geçmiş kariyetin ehlileri hep ayetler istediler, mucizeler istediler, biz onlara ne ettik? Mucizeleri verdik. Onlar da iman etmediler. Biz onları helak ettik. Ma amenet. İman etmedi. Kablehum. Bunlardan önce. Min karyetim ey ehliha. İşaret etti ki orada ne mukadder? Karyet üzerine mudaf mukadder ehlidir. Yani biz bunlardan önce hiçbir karyetin ehli iman etmemiş. O ehlin, o kariyetten sıfırdı ki ehleknaha, biz onu ne ettik? Helak ettik. Neden dolayı helak ettik? Bi tekzibiha ma etaha minel ayati. O kariyet, yani o kariyetin ehli, kendilerine gelen ayetleri tekzib etme sebebiyle biz onları ne etmişiz? Helak etmişiz. Öyle bir kariyetin ehli, öyle bir ehli kariyet hiçbiri iman etmemiş. Yani hangi kariyetin ehli helak ettikse tekziblerden dolayı hiçbiri iman etmemiş. Yani bunlardan önceki kariyetlerin ehlileri de mucizeleri istediler. Biz onlara mucizeleri gönderdik. Onlara o mucizeleri tekzip ettiler. Dolayısıyla biz onları ne ettik? Helak ettik. Peki efehum yu'minune? Bunlar iman edecekler mi? Yoksa bunlar da o diğer eski kavimler gibi ayet gelse bunlar da iman etmeyecekler. Efum yu'minune. La. Bunlar ne etmiyorlar? Bunlar la. İman etmiyorlar. La. Öyle değil mi? Ne etmiyorlar? İman etmiyorlar. Bildiniz değil mi? La buraya koydu, işaret etti ki efehum'daki istifam inkaridir. Oradaki istifam inkar için. Bu ehlekna fiil, nafal ham mefal. Bunun cümlesi kariyetin neyi olur? Sıfeti olur. Zahire göre kariyetin sıfetidir. Mana itibariyle o kariyetin üzerine mukadder olan mudafın sıfetidir. Mukadder, anladın? Tekrar ediyorum. Ma amenet, iman etmediğim. Kablehum, bu Mekke müşriklerinden önce. Min kariyetin, tabi min zaydedir. Yani ma amenet kablehum kariyetun. Hiçbir kariyet iman etmedi. Ey ehliha, ha kariyet üzerine mudaf mukadder. Yani hiçbir kariyetin ehli iman etmedi. O kariyetin sıfeti ki veya ehli kariyetin sıfeti ki ehleknaha, biz de onu helak etmiş. Neden dolayı? Bi tekzibiha ma etaha minel ayati. Gelen ayetleri tekzip etme sebebiyle. Tekzip fiil. Şey mesler. Ha onun faali. Burada mesler faaline idaf olmuş. Ma tekzibin neyidir? Mefulüdür. Etaf şey. Faali müstetir. Huvedir. Ma'ya gidiyor. Ha meful olur. Minel ayati. Ma'nın neyidir? Beyanidir. Bu etaha ma'nın sılesi olur. Ma da tekzibin ikinci mefulü olur. Yani bunlardan önce helak ettiğimiz kariyetlerin hiçbiri ne etmedi? İman etmedi. Peki efehum yu'minune, bunlar iman edecekler mi? La. Bunlar da iman etmeyecekler. Evet. Ayet istiyorlar. Ayet gelse de bunlar ne etmezler? İman etmezler. Oldu mu? Bunu öğrendik mi? Şimdi devam ederiz. Ve ma erselna kableke ila ricalen nuhi ileyhim فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Şimdi bu ayet ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ. Ya Muhammed, senden önce biz göndermedik. Dikkat ediyorsun Sofya Ali.
senden önce göndermedik. İlla ricalen. Bir takım ricaları peygamber olarak gönderdi. Nuhi ileyhim. Biz onlara vahyettik. Feselu ehle zikrim. Tevrat, İncil'i bilenlere sorun kuntumla talimun. Eğer siz bunu bilmiyorsanız, ey Yahudiler, ey ne? Ey Hristiyanlar, siz ne yapıyorsunuz? Siz ehli zikirden sorun. Veyahut da ey mekanın müşrikleri, siz ehli zikirden, gidin Yahudi Hristiyanların, eğer onlar doğru söylüyorlar ise, onların ulemalarından sorun. Şimdi bakın, bu 7. ayet, 7. ayet, وَاَسَّرُوا نَجْوَ لَزَنْ زَلَمُوا اَسَّرُوا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مُسْلُكُمْ Bak kendi aralarında ne konuştular? Dediler Muhammed de sizin gibi bir beşerdir. Ne peygamberdir? Peygamber olsaydı melaket gelirdi. Bu da sizin gibi bir nedir? Beşer. Bu ayet onu reddetti. Ya dedi Muhammed beşerdir. Peki önce geçmişte gelen peygamberler hiçbir melaket var mıydı? Hepsi beşer değil miydi? Eğer beşeriyet irsala terse, geçmiş peygamberler hepsi beşerdiler. Niye siz onları kabul ediyorsunuz? Bakın, وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ Biz senden ne etmedik? Göndermedik. Öyle değil mi? İlla ricalen, ricaları gönderdik. نُوحِي Bakın, وَفِقْرَاتٍ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الْحَائِ Ricalen yuha ileyhim bir kırat budur. Ve fikratin binnuni ve kesil hayi. Zaten biz bunu okuduk. Nuhi biz onlara ne ettik? Vahyettik. Bu bir kırat. Diğer kıraat da yuha ileyhim. Onlara ne yapılmış Mustafa? Onlara vahy gönderilmiş. Bizde yuha. Yuhadır. Tamam. Zaten odur. İlla ricalen yuha ve fikratin binnuni ve kesil hayi. Binnuni ve kesril hâi. Anlaşıldı değil mi? Yani biz ve mâ yâresinâ kableke illâ ricalen yuhâ ileyhim. Onları vahiy edilmiş. Veyahut da nuhî ileyhim. Biz onları vahiy ettik. La melâketen. Biz bunların senden önce melâketleri göndermedik. İllâ ricalen la melâketen. Ricalleri gönderdik. Biz melâketleri ne etmedik? Göndermedik. Öyle değil mi? Senden önce de bir takım ricaları gönderdik, şeriatleri onlara gönderdik, onları peygamber irsala el kıldık ve onları gönderdik. Seni de aynı öyle yaptık. Bildiniz mi? Fes'elû ehle zikri, siz zikir ehlinden, zikir mana ilim, siz rusulların, geçmiş rusulların ahvallarını bilen, geçmiş rusullardan bilgi sahibi olan, kişilere sorun. Ehl-i zikir kim? El-ulema'i bit-tevrati vel-incili. Tevrati, İncili bilenlerden sorun. Hele geçmiş peygamberler, İsa, Musa, bunlar beşer midiler, melaket midiler? Bunlara bir sorun. Oldu. Şimdi bu hitap Mekke'nin müşriklerinedir. Mekke'nin ne? Müşriklerinedir. Peki Yüce Allah diyor gittin İncil, Tevrat'ı bilen alimlerine sorun. Yani Yahudi, Hristiyan alimlerine sorun. Ne alaka var? Alaka budur. Şimdi Yahudi, Hristiyanlar müşriklere gizliden haber gönderiyorlardı. Siz putperestliğin üzerine devam edin. Tekzibiniz üzerine devam eden, biz sizinle beraberiz, Muhammed'e düşmanlıkta biz beraberiz. Bak aynı oldular. Onun için Yüce Allah diyor, فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرِ Ey Mekke müşrikleri gidin, o sizinle ittifak yapan, sizinle beraber olan, sizi bu tekzibe teşvik eden, gidin Yahudi alimlerine, Hristiyan alimlerine bir sorun, geçmiş peygamberler nasıl geldiler? Anlıyorsun Abdülkadir. İn kuntum la ta'lemune zalike. Eğer siz bunu bilmiyorsanız onlara sorun. Zalike buraya koydu.
işaret etti ki ta'lemûnenin mef'ulü mahzuftur kunnedir zalikedir. Peki niye onlara sorun, İncil Tevrat'ı bilene sorun, illet fe innehum, çünkü Tevrat İncil'i bilenler ya'lemûnehu, bunu biliyorlar. Yani geçmiş peygamberler ricallardan olup meleketlerden olmadığını biliyorlar. Ve entum ila tasdikihim, siz onları tasdik etmeye akrabu min tasdikil mu'minina bi Muhammed. Muhammed'e inananlara, Muhammed'de iman edenlerin tasdikinden siz onların tasdikine daha yakınsınız. Bakın bi Muhammed'in mu'minine mutalaktır. Anlıyorsun Abdülkadir? Bi Muhammed'in neye mutalaktır? Mu'minine. Yani Muhammed'e iman edenlerin tasdik etmekten onları daha iyi tasdik ediyorsun. Onlara daha yakınsınız. Onlarla daha dostluğunuz var. Gizliden onlarla anlaşmalarınız var. Git onlara sorun. Hele bakalım onlar ne diyorlar. Anladınız mı mesela ne? Fe innehum, o kim? Tevrat İncil'i bilenler, yani ehli zikir, ya'lemunehu, bu söylediklerimizi bilirler. Yani geçmiş peygamberler de beşer olup bereket olmadığını bilirler. Ve entum sizden ila tesdikim akrabu. Siz onların tesdikine, onları tesdik etmeye daha yakınsınız. Min tesdikil mu'minine bi Muhammed. Muhammed'e iman edenlerin tesdikinden siz onların tesdikine yakınsınız. Onları daha iyi tesdik ediyorsunuz. O zaman gidin onlara sorun. Onlar ne diyorlarsa siz de öyle yapın. Onlar geçmiş peygamberler meleket diyemezler ki. Öyle bir yalan söyleyemezler. Anlaşıldı. Demek ki 7. ayet ve ma ersalna qablaka ila rijalin nuhi ilehim fesalu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. 7. ayet budur. Bununla hel haza illa beşerun mislukumun neyti red etti. Ve ma ce'alnahum ceseden la ye'kuluna ta'ame. Yani biz o geçmiş peygamberleri ta'amı yemeyen bir cesedi yaratmadık. Ve ma kanu halidine, onlar dünyada da ebedi değildiler. Belli bir süre kaldıktan sonra ne oldular? Vefat ettiler. Şimdi bakın bununla da ne reddetti? Şimdi onlar ne dediler? O istişarelerinde bir bakın. Ma li haza rasul ye'kulu ta'ame. O nerede geçti? Yok. Burada geçmedi. Şimdi Furkan suresinin 7. ayetine geçti. Belki hatırlarsınız. Furkan suresinin 7. ayetinde. Hatırlıyorum, orada geçti. Ma li haza rasul ye'kulu ta'ame. Ne olmuş bu Resul'e? Ne ediyor? Yemek yiyor. Ta'am yiyor. Ha, bu onu reddediyor. Diyor, pek ve ma cealnâhum ey rusule. Biz geçmiş rusulları ceseden. Anlıyorsun Abdülkadir? Böyle bir ceset, bir heykel yapmadık ki la yekûne ta'ame, ta'amı yemesin. Yani ta'amı yemeyen ceset olarak onları yaratmadık. Bel yekûlûne, onlar da ta'amı ne diyorlar diye? Diyorlar diye. Şimdi ceset, bak cealnâhum, birinci mef'ul hum ceme değil mi? Ceseden de müfred. Nasıl oluyor? Birinci mef'ul ceme, ikinci müfred. Nasıl oluyor? Ha, bir mana esaden. Demek ceset cinstir. Burada az çok fark etmiyor. Buradaki ceset esad manasındadır. Ceme manasındadır. Çokluk manasındadır. O zaman birinci mef'ul hundur. İkinci mef'ul nedir? Cesedendir. Aynı olur. Ve ma ce'annâhum iyi rusule ceseden. Bir mana esaden, biz bunları ceset olarak yaratmadık. O ceset ki la yekûne ta'ame, ta'amı yemeyen ceset olarak yaratmadık. Muhammed'in yeme içmelerini şikayet ediyorlar. Resulullah yemez içmezdi. Geçmiş peygamberler yemek yemeyen birer ceset yaratmadık. Onlar da yiyorlardı. Öyle değil mi? Ve ma kanu halidine fi dünya. Onlar dünyada ne değillerdi? Dünyada ebedi değildiler. Onlar da belli bir süre yaşadılar, öldüler, gittiler. Muhammed de belli bir süre yaşar, ölür, gider. Bildiniz mi? 7. ayet de, 8. ayet,
ve ma cennahum ceseden la yekuluna taame ve ma kanu halidine, bu şekilde bitti. 9. ayete geçeriz. Sümme sadaknahumul vaade. Biz vaadimizi doğru yaptık onlara. Bi incahim. Hani sizi kurtarırız, düşmanlarınızı ne ederiz? Helak ederiz, sizi kurtarırız dedik ya. Biz vaadimizi yerine getirdik. Öyle değil mi? Bütün peygamberleri ne ettik? Bütün peygamberleri kurtardık. Düşmanları ne ettik? Helak ettik. Bak, sümme sadaknahumul vaade bincaihim, vaad ettik, sizi kurtarırız dedik. Onları kurtardık. Fenceynahum, biz onları kurtardık. Ve men neşâ'u, dilediğimiz kişileri de kurtardık. Onlar da el musaddiqîne lehum. Peygamberleri kurtardık. Peygamberleri tesdik edenleri de kurtardık. Ve ehleknel musrifîne, İsraf eden, haddini aşanları helak ettik. El-mükezzibine lehum. Onları, yalanları da ne ettik? Tekzip ettik. Peygamberimiz için de bu oldu. Bedir savaşında, öyle değil mi? Müşrikler yok oldular. O ruhsaları hepsi gitti. Ama Efendimizin büyük sahabeleri bir sürü savaşlara katıldılar. Tek tük belki vefat edildi. Hiçbirine bir şey olmadı. Efendimiz'den sonra da kaldılar. Bu davayı, bu dini de yaydılar. Irak'a kadar, Şam'a kadar getirdiler. Ta Türkiye'ye kadar, İstanbul'a kadar getirdiler, dayandırdılar. Oldu. Biri derse, bu ayet ne diyor? Diyor, biz o peygamberleri kurtardık, onlara iman edenleri ne ettik? Onlara iman edenleri de kurtardık. Hazreti Zeki öldürüldü. Öyle değil mi? Hazreti Yahya öldürüldü. Çok peygamber öldürdü. Hatta müşrikler bir gün 70 peygamberi ne öldürmüşler? Ha, şimdi gaye o peygamberler ki cihada emir olunmuşlar. O peygamberler ki ne? Cihadla emir olunmuşlar. Biz onları muzaffer eledik, düşmanlarını yendik. Ama o peygamberler ki cihadla emir olunmadılar. Hazreti Yahya gibi, Hazreti Zekeriya gibi. Ha, öldürülenler o tipti. Hiçbir peygamber sabit değil. Böyle göğüs göğüse düşmanlarla çarpılmış, cihad emri verilmiş ve cihadda savaşta öldürülmüş, öyle bir peygamber öldürülmemiş. O cihad emri, kıtal emri verilmemiş, izni verilmemiş peygamberlere, o da Allah'ın bildiği mesaj hikmetlere binaen o şekil şehit edilmişler. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ زِكْرُكُمْ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. Ey Kureyşlerin mahşeri. 10. ayete geçiyoruz. Ey Kureyşlerin cemaati. Biz size inzal ettik kitabın. Bir kitabı gönderdik. O nedir? Kur'an'dır. Fihi, o kitapta zikrukum. O kitapta zikriniz var. Öyle değil mi? Zikir mana övgü. O kitapta sizin övgünüz var. Veyahut da zikir mana şeref. O şerefte, o kitapta sizin şerefiniz var. Sizin dilinizle gelmiş bir kitaptır. Bu kitaba sarılırsanız herkes size köle olur, size hürmet gösterir. Biz size böyle bir kitap gönderdik. Niye? Yani bir lügatikum. Çünkü sizin lügatinizledir. Efela ta'kilune. Siz hiç düşünmüyor musun? Bu kitap bizim dilimizle gelmiş, bizim için bir şereftir. Sen hiç bunu düşünmüyorsun. فَتُؤْمِنُونَ بِيْكُ تَا كِ buna ne edersiniz? İman edersiniz. Bildiniz değil mi? Şimdi unutmayın. اَفَلَا تَعْقِلُونَ buradaki hemze aslında mahzu bir fiile dahil oluyor. Bu اَفَلَا'daki fa da bunu, bu fiilin makabile mahzu fiile atfediyor. Yani اَجَّهِلْتُمْ, siz bundan cahil misiniz? فَلَا تَعْقِلُونَ, siz düşünemeyesiniz. Bak fa, فَلَا تَعْقِلُونَ'yı ne ediyor? Cehil tümzene atıf ediyor. Yani emir böyle, durum böyle olduğunu, bu kitap sizin dilinizle de sizin şereftir, siz bunu hiç düşünmüyor musunuz? Bildiniz değil mi? Bakın 10. ayette لَقَدْ, bak Cevab-ı Kassem Yüce Allah bunu kassemle ifade ediyor. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَسَمْنَا.
Ve kem? Kasemna ehlekna. Biz çok ne ettik? Ve kem kasemna? Biz çok helak ettik min kariyetin. Ve kem kasemna ehlekna min kariyetin. Biz çok kariyetleri ne ettik? Helak ettik. Ya kariyet taştan, evlerden, sokaklardan oluşuyor. Onlar neyi helak ederler? Ey ehliha. Burada mudaf mukadder. Min ile kariyet arasında mudaf mukadder. Biz çok kariyetin, eskiden büyük şehirler yoktu, kariyetti. Çok kariyetlerin ehlini ne ettik? Helak ettik. Kâne zalimeten, kariyette neydi? Zalimdi, yani kafireten kafirdi. Kariyet zalim, gayet ehli zalimdi. Ve enşe'na ba'da kavmen ahirine. Onları helak ettikten sonra onların yerine başka kavmi ne ettik? Getirdik. Yani bu ayet buradaki kafirleri, müşrikleri ne ediyor? Tehdit ediyor. Siz eğer iman etmeseniz, iman etmeseniz, küfrünüze devam ederseniz, Yüce Allah ne edebilir? Sizi helak edebilir. Sizinle başka, sizin yerinize başka bir kavmi getirebilir. Oldu mu? Kem kasemna, kemi haberiyedir. Kesilen manasındadır. Kasemna'nın mefludur. Öne geçmiş. Öne geçmiş. Kemi istifamiye değil. Kem kasemna min kariyetin kâne zalimeten ve enşe'na ba'da kavmen âkherîn. Burada diyor vel mahsul min hazil ayeti tahzirul kufari min hazil ümmeti an ademil imani ve rucuanil kufri bi ennehum la yagurrennehum si'atu dünya aleyhim, yani dünya genişler, o onları aldatmasın. Ve tefahru bil emvali vel evlad, evladla böbürlenmek onları kandırmasın. Ke ennallaha yakullahum, sanki Allah onlara diyor la tekterru bizari, siz bununla aldanmayın. Fe innena ehlekna kesine min ehlil kurel kufari, çok kafir kura ehlini helak etmişiz. Ve macera aleyhim yecre aleykum, onların başına gelirsin, başınıza da gelebilir. Oldu mu? Tabi ehl-i kura'dan murat kimdi? Kimlere göre ehl-i kura geçmiş ümmetler? Nuh, Lut, Salih, Şuayb, Peygamber kavmları gibi. Kime göre? Yemen'de bir köy vardı, ismi Hadur'dur. Yüce Allah o köye Musa bin Mişa peygamber olarak, Musa bin İmran değil, Musa bin Mişa gönderdi. Bu Hazreti Yusuf'un oğludu. Onlar ne ettiler? Onu yalandılar, onu öldürdüler. Yüce Allah ne ettiler? Buhten Nesr. Buhten Nesr diye bir padişah. Onları musallat etti. Erkeklerini hepsini öldürdü. Kadınları ne etti? Esir etti. Bu katil onlarda devam ettiler. Öyle değil mi? Ve kaçtılar. Kaçınca meleketler onlarla istihar ettiler. Kaçmış. Şimdi geliyorum benzeri. Fazla uzatmayalım. Felem oldu değil mi? Ve kem kasemna min kariyetin kâne zalimet ve enşe'na ba'daha kavmen âkherine. Şimdi Celal'in olsaydı bazı haşeleri size okuyordum. Celal'in olmadığı için mecbur okumuyorum. Felemma ehassu be'sena. Bakın. Onlar bizim be'simizi fark ettiler. Ehassu be'sena ne demek? Ey şa'are ehlul kariyeti bil ihlaki. Bakın bu tefsir fayda verdi. Ehassu şa'are manasındadır. Ehassu'daki vav ehli kariyetten ibarettir. Be'sena bil ihlaki ihlak manasındadır. Yani onlar bizim ihlakimizi fark edince, azabımızın belirtileri taş yağmadır, fırtınadır neyse onu görünce, İzahum onlar minha o kariyetten yerkudun. Yer yehribune kaçtılar mısın? Köylerini, mallarını bıraktılar. Yehribune mısın? Acele ederek kaçtılar, köyü terk ettiler. Fakalet lehumul melaiketu istizan. Melaketler onlara istizza olarak dediler ki la terkudu, kaçmayın, kaçmayın. وَرْجِعُوا اِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ نُعِمْتُمْ فِيهِ. O şey ki siz ondan nimetlenmişsiniz. Yani mal mülkünüze gelin. وَمَسَاكِنِكُمْ evlerinize dönün. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ شَيْئًا مِنْ دُنْيَاكُمْ
Belki dünyanızdan fakir fukara gelir bir şeyler ister, alel adete adete göre size bir şeyler vereceksin. Nereye diyorsunuz? Gelen evinize gelen, mal mülkünüze gelen, belki fakir fukara gelen onlara bir şey verirsiniz. Merak etme, onlarla işsize ederek böyle diyorlar. Ama onlar ne ev akıllarındadır, ne mülk akıllarındadır. Azap ulaşmasın diye kaçıyorlar. Azap yakaladı, hepsi ne oldu? Yok oldular. Oldu mu? فَلَمَّا أَحَسُّ geri dönün بَأْسَنَا اَيْشَعَرَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ بِالْاِحْلَاكِ İhlakimizi fark edince şa'are fark etmektir. Şa'ure şer'i söylemek demektir. Burada biz şa'are okuyoruz. Fark etmek. Şa'ure şer'i söyledi değil. İzahum onlar minha, o kariyetten. Minha neye gidiyor? Kariyete. Yerkudunu. Yerkudunu ne demek? Yehribuna. Kaçıyorlar. Musri'ne acele ederek. Raket biliyorsun nedir? İnsan ata biniyor. Böyle ayakları yandan vuruyor ya. Attaki dört nal neysin? Koşsun. E peki o ayakları ata vurmak ne zaman yapılıyor? Koşu esnasında. Atı koşturmak için bu yapılır. Atı acele koşturmak için bu yapılır. Ha, burada yer kudunundan murat, yani musri'ine, acele etmek murat odur. Veya olabilir gerçekten rakiptir. Atlarına bindiler, böyle ayaklarını vurarak, koşturarak gittiler. Kaçtılar, o da olabilir. فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melaketler onlara dediler ki, ama melaketler onlara ne diyorlar? لَا تَرْكُدُوا Kaçmayın. Ne etmeyin? وَرْجِعُ دَوْنُنْ اِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ نُعِمْتُمْ فِيهِ Evinize dönün ve mesakinikum evlerinize dönün. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ Belki dünyadan sizden bir şey istenirler. عَلَى الْعَادَةِ عَادَةَ بِنَاءً Nereye diyorsun? Peki melaketlerin bu söyledikleri doğru değil. Azap gelmiş. Daha ev nerede, mal nerede, evinize dönün. Melakette yalan söylenmez. Nasıl oluyor? Dedi istihzaen. Melaketler onlarla alay ettiler, söylediler. Yoksa yani durum bu şekildir, onlara aktardılar, öyle çıkma değil ki hata yalan olsun. Oldu mu? Galu, o esnada. Galu, 14. ayet. Ya liten bihi. Ya niçindir? Siz uyanın. Ve ilena, helakena, vay bizim azabımız. Burada ya nida da olabilir. Ey helakimiz sen neredesin? Tam senin zamanındır. Bak ya harfi nida olabilir. Burada nidaya hükmü de olabilir. Ya harfi tenbih de olabilir. Celalen, celalen mahalli ne aldı? Harfi tenbih aldı. İnna kunna zalimine bil küfrü. Biz küfür ile zalim olduk. İman etmemeyle biz ne olduk? Zalim olduk. Ama fayda vermedi. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ Bakın, bu kelimatlar zail olmadı davam. Bu kelimatlar konu nedir? يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّ زَالِمِينَ Bu kelimeler zail olmadı davam. Onların davalarından, söyleyişlerinden zail olmadılar. يَدْعُونَ بِهَا Onlar bunlarla ne ediyorlar? Duayı çağırıyorlar. Ve yureddidunaha bunları tehdit ediyorlar, götürüp getiriyorlar, işte bir tekrar ediliyorlar. Ne zamana kadar? Hem kaçıyorlar, hem ya veylena inna kuna zalimin, ha bu kelimeler iyi söylüyorlar. Hatta ceallahum hasiden. Hatta biz onları ne kıldık? Hasid kıldık. Hasid ne demek? Kezzer'il mahsudi. Bil menacil. Menacil mincelin cemdi. Mincel, zazaca biz vaştürü diyoruz. Yani orak Türkçesi. Yani küçük el orakları var ya. Yani o ziraat ki, o ekin ki menacillerle, oraklarla ne yapılmış? Biçilmiş. Onlar onun gibi oldu. Azap onları yok. Her biri bir yerde. Hani insan ekini biçerken sağa sola düşür, yere seriliyor ya. Onlar da yere serildiler. Nasıl yere serildiler? Nasıl hasid oldular? Bi en kutilu bi seyfi. Kılıçla öldürüldüler. Ha bu... kılıçla ne ettiler? Öldürüldüler. Bu hani dedik ya, eğer Bukta Nesr ise, düşman, Müslümanlar onların peşine verdiler. Veyahut da eğer o dediğimiz o köy ise, Hadur köyü ise, Bukta Nesr adamlarının peşine verdiler.
Ben kutulu bir seyfi. Seyfle ne yaptılar? Arkalarına yetiştiler, boyunlarına kopardılar. Sağdan soldan derken hepsi darbelerini aldı ve yere serediler. Hamidine, meyyitine ölü olarak kehumudi nari, narın humudu gibi izatofiyet. Nar söndürülünce, bak nar söndürülünce nasıl sönüyor, sönük oluyor? Onlar o herkes sönük oldular. Humudu nar biliyorsun ne demek? Ateşin közleri duruyor, sağda alevleri ne oluyor? Bitiyor, közleri kalıyor. Kehumudi nari, narın humudu gibi, yani o ateş közleri ki, ateşi bitmiş, közleri kalmış. Ne zaman o humudunlar gibi oluyor? Ne izatrofiyet. Ateş söndürüldüğü zaman nasıl humudu oluşuyorsa onları her bir yerden öldüler, gittiler. Şimdi geri dönelim. Felema ehasu besene, besimizi görünce izahum min hayal, kaçtılar köylerden. La terkudu, melekedle de kaçmayın. Vercu ile mautriftum fih nimetenize dönün. Ve mesakinikum evlerinize dönün. Leallekum tüs'elune. Belki sizden bir şeyler istenirler, siz faydalı olursunuz. Kalu ya veylena inna kunna zalim. Biz zalim olmuştuk. Fema zalet tilke davam. Bu kelimeler onların davalarını, onların konuştuklarından zahir olmadı. Hatta cannahum hasini. Biz onları öldürdük. Ne demek? Biz onları hasil kıldık, hamide, yani sönük, sönmüş ateş gibi biz onları hasil kıldık. Hasil ne demek? Yani biçilmiş ekin gibi. Her birbirine sarıldı, düştü, öldü. Hasiden eykezler il mahsudi, biçilmiş ekin gibi. Neyle biçilmiş? Bil menacili, oraklarla biçilmiş ziraat gibi oldu. Nasıl? Ben kutulü bir seyfi, kılıçlarla öldürüldüler. Ha cealnavum hasiden halekeunim hamidine. Ham ne demek? Meyyitine. Niye hamı demiş? Kehumudi nari zattufiye. Ateş söndürülünce, ateşin humudu nasıl ise onlar da böyle sönük ateş közleri gibi her biri bir yerde öldü gitti. Öyle değil mi? Ya buhtanasan askerleri veyahut her kavmin Müslümanları peşlerine verdiler. Yakaladılar, ne ettiler? Öldürdüler. Onlar ekilmiş, pişilmiştir, at gibi sağa sola ölü olarak dağıldılar. Bak, humudu nar ey sukuni lehve ma baka'i cemliha. Humudu nar alavi kesiliyor ama közü ne ediyor? Kalıyor. Bu humud. Humud ne demek? Humud ateş bir komple yanıyor, közü de kalmıyor. Ne olmuyor? Közü de kalmıyor. Kül oluyor. Ha ateş sönerse, közü de kalmasa, kül olursa ona humud denilir. Ama ateş alav giderse, köz kalırsa ona ne denilir? Humud denilir. Bunlar kül gibi toz olmadılar. Cesetleri vardı. Bunlar hamid, humud. Yani humud oldular. O ateş alav gitmiş, köz kalmış, ateş közleri gibi oldu. Kömürleri gibi oldular. Oldum. 15. ayet biti ve ma halakna semae. Ha burada duralım. Ezan da okundu. Kaçıncı ayete geldik? 16. ayet. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب